Önemli bir iddia. Zaten yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri ne yapmaya çalışıyor? Çünkü diyor ki yani kardeşim buraya girdin de bak 11 Eylül'de ben hata yaptım, sen bunu yapma. Ben Netanyahu'ya zor sorular sordum diyen Biden 11 Eylül'de biz haklıydık, adalet aradık ama nihayetinde bu konuda Irak'ı işgal etmek hataydı. Sen de öfkenin seni tüketmesine izin verme falan demiş. Yani bir çıkış planın var mı? Girdin ne olacak sonrasına? Bunları konuşurken en son gittiğinde Blinken, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, daha önce ABD Başkanı Biden'ı kabul etmeyen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Cuma günü görüştü. Mahmut Abbas'ın da doğru, tabii ki yani... Bütün dışişleri bakanları görüştü, evet, Arap Dışişleri Bakanları. Evet. Yani Abbas'la Blinken yan yana geldi. Böyle bir görüntü verdiler ama biliyoruz ki 18 Ekim'de gittiği zaman Biden, 17 Ekim'de o korkunç hastane, Elehli Hastanesi saldırısı sonrasında Biden ben görmeyeceğim demişti. Biden'ı görmeyeceğim demişti Abbas. Ürdün Kralı da bir 400 zirve olacaktı. Gelmesin Biden, bana istemiyorum demişti. Şimdi bundan sonra hep söylenen şuydu. Yani niye Blinken'la görüştü Abbas? Yani bu konuda ne yapacak? Bu arada Mahmut Abbas'ın sosyal medyada çeşitli görüntüleri malum dolaşıma girdi. Hatta herkes onu şu anda söylediğini zannetti. Halbuki 2009'da Mahmut Abbas'ın yapmış, evet, olduğu bir açıklama. Orada Gazze'de masum Filistinliler ölüyor. Hamas'ın liderleri ambulanslar içinde Mısır'a kaçıyor gibi bir açıklaması var 2009'dan. Şimdi bunu alan, malum ambulanslar falan vurulduğu için hep şöyle zannedildi. Ha, Mahmut Abbas acaba Filistin Devlet Başkanı, yani o ambulanslar için, yani İsrail'in o menfur saldırılarını legalize etmeye mi çalışıyor, haklı göstermeye mi çalışıyor? Veyahut da İsrail'e bak o ambulansların içinde, hastanelerin içinde vur mu diyor. Değil efendim, bu 2009'dan görüntüler bunlar. Ama şimdi ilginç bir iddia var. Mahmut Abbas'ın Blinken'la yaptığı görüşme sonrasında bir mühlet verildi. Hamas'a yakınlığıyla bilinen bir grup. 24 saatlik bir mühlet verdik ve sen İsrail'e karşı harekete geç dedik diye bir açıklaması vardı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a bir tehdit vardı. Ebu Cendel'in Çocukları adlı bir örgüt, Hamas'a yakınlığıyla bilinen. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet, ben bir tamamlayayım yani efendim. Çünkü tamam, bir suikast girişimi var. Bir saldırı düzenlendiği konvoya söyleniyor. Abbas'a düzenlenen suikast girişimi tabii ki tedirginliğe yol açıyor. Bir korumasının vurulduğu ve ciddi bir çatışma olduğu bilgisi var. Bir de tabii ki dün şunu sorguluyorduk. ABD ne yapmaya çalışıyor? Yani İsrail'e sen dur ne yapacağım burada falan filan diyordu. Acaba Hamas'ı çıkarayım, Hamas'tan kurtulayım da ben burayı Mahmut Abbas'a bağlayayım derdinde mi? Tabii o soruyu herkes kendisine soruyor. Hamas'a yakınlığıyla bilinen Ebu Cendel 24 saatlik süre vermişti. İddia o ki an itibarıyla Mahmut Abbas'ın konvoyuna bir suikast girişimi var. Buyurun. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben ABD'nin şu anda yapmaya çalıştığından bir tanesi şu. Bu Blinken'ın dolaşması sonucunda tahliye konusu çok önemli. Yani onların hesabına göre bütün şeydeki Gazze'deki unsurları güneye, evet, iyice, yani Mısır'a doğru sürecekler. Bu sırada işte hemen oradaki limandan faydalanmak suretiyle belki bazı yerlere tahliye edecekler. Biraz evvel söyledim. Yani Amerika diyor ki buralara bunları tahliye edelim. Siz bu konuda söz verin. İşte Türkiye'ye şu kadar, Mısır'a bu kadar, diğerlerine bu kadar şeklinde. Ve bunları daha sonra tekrar şeyin yeri neresidir? Filistin'in yeri. Oraya getirelim, bir Filistin'e bir devleti kuralım gibi bir şeyleri var. Daha evvel de söyledikleri ama bir türlü yerine getirmedikleri şey var. Yani bunları komşu devletlerin üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Müslüman devletlerin üzerine, bir kısmını bizim üzerimize. Tabii ki yani öyle bir şey olduğu zaman tabii ki insanlar yardımcı olabilir ama hesapları aslında tam bir evet, tehcir, evet, ortaya Bilene koymak. Evet. Tehcirin de dışında bununla beraber tam bir soykırım ortaya. Yani ülkenin insanlarını, Filistinlileri 7-8 yere birden dağıtmaya, evet, çalışıyorlar. Evet, efendim, onun için şimdi böyle bakmak lazım. Ebu Cendel'in çocukları kimdir bilmiyorum ama Abbas'ın... Yani dün bir bakın şu anda da görüntüler var. O saldırıya ait görüntüler var. Hani ciddi bir tehlike atlatılmış. Yani sen Blinken'ı alıyorsun falan, zaten bizim hakkımızda atıyordun, tutuyordun.
Yani Hamas'ın liderleri, sivil halkı, masum Filistinlileri kalkan yapıyor. Kendisi ambulanslar içinde Mısır'a kaçıyor. Görüntüleri de servis edildikten sonra 24 saat içinde İsrail'e karşı harekete geç diyerek bir mühlet vermişti. Ebu Cendel'in çocukları saldırı ekranlarda. Bir cümleyle toparlarsanız efendim, ben Özgür Paşa'ya da bir döneyim. Bu saldırı görüntülerini anlatayım. Tamam, ben söylemek istediğim buydu. Peki. Bu kimse, bu suikast yapanlar, Ebu Abbas'ın tabii yapacakları şeyler çok sınırlıdır. Asıl Arap liderleri falan da sorgulamaları lazım. Yönetimleri sorgulamaları lazım.